Evet sevgili seyircimiz, Aşkın Koç'ta Geç Turu devam ediyor ve şu anda Wyndham Grand Europe Oteli'ne geldim ve içeri gireceğim. Tabii ki İstanbul otellerinde olmazsa olmazlar vardır. Güvenlik burada has safhada, bütün otellerde olduğu gibi. Çünkü biliyorsunuz ki gelen misafirlerimizin güvenliği çok önemli. Merhaba sevgili dostum, nasılsın? Bununla girebilirim herhalde. Torpilliyim bugün, teşekkürler. Normalde her şeyinizi bırakmanız lazım ama ben tabii ki tanıdıkları için izin verdiler. Ve müthişen bir tesise geldik, müthişen bir otele geldik. Ve şu anda lobimiz aslında üst katta resepsiyonumuz ama altta da muhteşem bir enerji var. Ve sevgili Sibel'cim burada. Sibel Gür, merhaba. Hoş geldiniz aşkım bey, nasılsınız? Teşekkürler, sen nasılsın? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Her zamanki gibi çok harika görünüyorsun. Çok teşekkür ederim. Sibel Hanım, misafir ilişkileri ve gerçekten muhteşem bir bayan. Burada gelen bütün misafirlerimizi karşılıyor ve en iyi şekilde ağırlanmalarına yardımcı oluyor. Ve kendilerini eşlik ediyor, resepsiyona götürüyor. Ve şimdi kendi anlatacak neler yaptıklarını. Ama burada biraz motorlar görüyorum. Sibel'cim bir şöyle bakabilir miyiz? Bunlar satılık mı? Şimdilik aslında sergi için. Otelimizin alanları çok geniş olduğu için dönem dönem misafirlerimizin ilgisini çekebilecek bu tür sergilerimiz oluyor. Şu anda klasik döneme ait motosikletler, bisikletler sergi alanımızda. Herkesin bir hikayesi vardır diyor. Evet, konumuz da bu ayki konumuz. Herkesin bir hikayesi vardır. Mutlaka filmlerden, eski zamanlardan ilgilerini çekebilecek klasik motosikletler. Yani James Bond filmlerinde falan görüyorum. Evet, evet öyle. Ama ne güzel değil mi? Eskiden yani bu motoları. Şu anda da böyle bir şey yok ama yani şunlarda binmek, şurada seyahat etmek falan çok hoş, keyifli oldu. Kesinlikle misafirlerimizi bir geçmişe götürüp böyle o dönemlerde nasıl motosikletler kullanıldığını, aynı zamanda sosyal medyamızda da paylaşıyorlar. Gelip burada fotoğraf çekiliyorlar. Kendi hesaplarında, işte sosyal medya hesaplarında otelimizdeki bu alanları kullanıp bizim için de keyifli otel, bir şey. Otelde değişik bir farklılık sunmuş oluyor. Yavaş yavaş istersen yukarı doğru çıkalım. Çünkü otelimiz çok konumlu sevgili seyircilerimiz. Alışveriş merkezleri yan tarafta, daha dışarıda bölümde inanılmaz şeyler var. Bunları size daha sonra tabii paylaşacağım. Spası muhteşem, enerjisi muhteşem. Yani her şey muhteşem. Yemekler muhteşem, ahçıbaşımız muhteşem. Personel muhteşem ki can dostum, sevgili genel müdür muhteşem. Yavaş yavaş çıkalım. Şimdi buradan bu yine değişik konsept. İlk defa görüyorum burada. Yürüyen merdivenlerle gerçekten resepsiyona çıkıyoruz ve resepsiyonda bizi karşılama yapıyorlar. Nasıl bir konsept var burada? Misafirlerimiz geldikleri zaman neler, nasıl beklendik içindeler? Misafirlerimiz geldikleri zaman otelimizin görkemine öncelikle hayran kalıyorlar. Çünkü bölge otellerine nazaran gerçekten otelimiz konfor açısından çok üst kategoride. Bizim öncelikli hedefimiz misafirlerimizi kendi evlerinde, iş yerlerinde, normal sosyal hayatlarında hissettirebilmek. Yani yabancı hissettirmemek. Bunun için de misafir ilişkilerinin de önemi çok büyük. Misafirlerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılamak için ellerimizden geleni yapıyoruz. Evet. İş seyahati konaklamaları oluyor. Farklı ülkelerden. Tabii tüm beklentiler de farklı oluyor. Misafir çeşitliliği çok olunca. Şimdi burada bir şey dikkatimi çekti sevgili Sibel'cim. Şöyle gidelim. Evet sevgili seyircilerimiz, çok önemli bir şey dikkatimi çekti ve tabii ki booking.com, şöyle baktığınız zaman booking.com'da 8.7 puan almış. Bu çok önemli bir puandır. Booking.com'da bu puana ulaşabilmek için servisin, kalitenin, hizmetin çok iyi olması gerekiyor. Demek ki booking.com bu tesise başarılı bir puan sistemi uygulamış ve vermiş. Bunun nedir sebebi? Bunun nasıl oluyor böyle bir şey? Öncelikle bunu söylemekten hani büyük bir gurur duyuyorum çalıştığım işletme için. Bu bölgenin yine en yüksek puanına sahip oteliz. Bu puanı alabilmek ve misafir memnuniyetini yakalayabilmek tabii ki bir ekip işi ve kolay değil. Çünkü girişten başlayıp karşılama, uğurlamaya kadar temizlik, yemek, tüm departmanların önemi çok büyük bizim için. Dolayısıyla misafirlerimiz memnun kalıyorlar. Ardından güzel yorumlar yapıyorlar tesisimizle ilgili. Beklentilerine de cevap veriyoruz. Ödedikleri bedellerin karşılığını fazlasıyla alabiliyorlar. Dolayısıyla tesisimiz iyi bir durumda. Ben hemen üçüncü kez geliyorum. Üçüncü kez kalıyorum. Geldiğim zaman her milletten insan var. Çok dikkatimi çekiyor. Çok güzel bir müşteri portföyünüz var. Yani değişik ülkelerden misafirlerimiz var. Yerlerinin dışında. Bu da güzel ve en önemli konulardan bir tanesi de inanılmaz bir hijyen var. Evet. Hijyen konusu yani çok dikkatimi çekiyor ki özellikle yabancı gelen misafirlerimizin daha çok dikkatini çekecek. Konaklamada en önemli şey temizlik aslında, en başta gelen şey. Çünkü bu otelde 307 oda var ve aylık çok ciddi bir misafir ağırlama oranına
sahip. Her misafirimizi uğurladığımızda odalar çok ciddi bir hijyenik denetlemeden geçiyorlar. Yatak çarşaflarımız, kullanılan havlular, hepsinde çok üst düzeyde bir hijyen uygulamamız var. Bu çok önemli misafirlerimiz için, bizim için de çok önemli. Gıda hijyeni yine denetlemeler oluyor. Zaten uluslararası bir otel olduğumuz için yıllık belli denetlemeleri de tabi tutuyoruz. Yine Sağlık Bakanlığı gibi kurumlardan da denetiliyor. Hijyen çok önemli bizim için. Tüm otellerde olduğu gibi biz de çok önem veriyoruz. Evet, gerçekten o zaten hemen farkına varılıyor. Bir de sevgili seyircimiz, burada dikkatimi çeken önemli konulardan bir tanesi de sevgili Mehmet Bey, tabii ki patronumuz, çok içten cana yakan bir insan. Çok seviyorum kendisini. Ama burada öyle bir mimar çizim yapmış ki herhalde kendisinin de payı büyüktü burada. Her alan çok güzel değerlendirilmiş ve her alanda üniteler var. Bunları sizlerle biraz sonra paylaşacağım tabii ki. Ve buraya geldiğin zaman bir yaşam alanı. Yani altınızda meyhaneniz var. Bankada hemen ihtiyacınız varsa bankanız var. İşte burgeriniz var. O su var, bu su var. Her şey var. Yani bu bence ince ince detay detay işlenmiş ve yapılmadan önce planlanmış gibi geliyor. Sen biliyor musun bunu? Şimdi havalimanı otelleri dediğimiz zaman insanlarda şöyle bir algı oluşuyor. Konaklayıp hemen ertesi gün uçuşlarına yetişecekleri. Burası öyle bir tesis değil. Dediğiniz gibi birçok faaliyet alanımız mevcut. Spamız çok güzel. Aynı şekilde bilardo salonumuz var. Oyun oynayabilecekleri. Aşağıda yine alışveriş merkezi içerisinde dediğiniz gibi ufak bir meyhane konsepti var. Farklı restoranlar var. Yani geldiklerinde zaman geçirebilecekleri, keyif alacakları bir tesis olarak düşünülmüş. Ve dediğiniz gibi önceden tamamen bu şekilde mimarisi kurgulanmış. O zaman şöyle bağlayalım. Yani buraya sevgili seyircimiz, bir günlere geldiğiniz zaman çok şey kaybedersiniz. Yani değil mi? Öyle görünüyor. En aşağı iki gün gelin ki hepsini yaşamazsanız bile %10'unu yaşarsınız buradaki atmosferin, bu güzelliklerin. Ama bir gün gelirseniz arkada gözünüz kalacak ve diyeceksiniz ki ben tekrardan Wyndham Europa, Grand Europa gitmeliyim diyeceksiniz ve tekrardan sizi sevgili Sibel karşılayacak burada. Buradan mesajlarını alalım bakalım misafirlerimize. Çağır bakalım misafirlerimizi. Bu güzel tesisimize ağırlayalım. Bu bölgede konaklamak isteyen misafirlerimiz, iş seyahati ya da normal turistik amaçla gelecek olanları kesinlikle tesisimizi denemeye davet ediyorum. Çünkü vazgeçemeyecekler. Misafir memnuniyet oranımız yüksek. Sürekli konaklayan misafirlerimiz çok sık var. Mutlaka bekliyorum herkesi. Ben burada olacağım zaten. Tüm ihtiyaçlarına cevap vermek için memnuniyetle hizmete hazır bir şekilde. Çok teşekkür ediyoruz. O güler yüzün için gerçekten yerini hak ediyorsun. Çok sağ olun. Evet sevgili seyirciler, bu güler yüzü görmek istiyorsanız, bu güzel lezzet tatmak istiyorsanız, bu güzel hizmeti, bu hijyen ortamında 8.7'yi çoğaltmak istiyorsanız ne yapacaksınız? Siz de geleceksiniz. Booking.com'dan veya acentalardan rezervasyonunuzu yaptıracaksınız. Bir bakmışsınız ki bu 8.9'a kadar çıkabilecektir. Belki 9'a çıkacaktır. Bunlar sizin vereceğiniz hizmetlerle, alacağınız hizmetlerle ve sizin vereceğiniz puanlarla olacaktır. Aşkın Koç'ta Gastro devam ediyor.